Yani asgari ücret alan kişi bile aç şu anda. Yoksulluk sınırı 14.534. Cumhurbaşkanı 100 bin lira maaş alıyor. Böyle bir ülkede. Bakarsanız şu anda 1 trilyon Türkiye'de yaşayan insanların borcu var. Nereye borcu var? Bankalara borcu var. Kredi borçları var. Kredi kartı borçları var. Ve doğalgazının parasını ödeyemiyor, elektriğin parasını ödeyemeyen 4 milyonu aşkın insan var. Akaryakıta gelen her gün zamlar, artık arabasını kitlemiş olanlar var. Herkes iflas etmiş durumda. Açlıkla karşı karşıyayız. Fakat bu ülkede kazanan bir tek kurum var: bankalar. Evet, onlar kazanmaya devam ediyor. Bankaların karı %89. Bu şunu gösteriyor: bu iktidarın halkı sömürme doğrultusunda, soyma doğrultusunda çok sistemli çaba gösterdiğini hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla bugün Kaftancıoğlu'na verilmiş olan ceza, seçimleri kaybetme karşısında olan, kaybetmesi artık garanti konuma gelmiş olan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin son çırpınışları, korkutma ve sindirme çırpınışları. Bu hiçbir zaman bu ülkede geçerli olmayacak. İstanbul mitingi çok önemli. Bundan önce de mitingler yapılmıştı. Biraz evvel sevgili Ali Mahir korkmayacağız diyor. Evet, nihayet alanlara çıkmanın ne kadar gerekli olduğu anlaşıldı ve korkmadan o alanları doldurmalıyız. Çiftçi perişan. Yani süt fiyatları doğal olarak zam yapıldı ve bundan sonra daha... Ama bu arada AKP'nin yöneticileri gözlerinin içine bakıp ışıkları görüp Türkiye'nin toz pembe bir yaşantı sürdüğünü söyleyecek aymazlık içerisindeler. Ve Türkiye'de var olan bu kötü gidişi bir pervasızlıkla izleyip daha da kötüleştirmek üzere uygulama yapıyorlar. Bakın, açız, size bir müjde veriyoruz dediler. Yeni konut almak Kredi isteyenlere kredi vereceğiz dediler. demiştiniz. Betül Hanım, kredi alabilecek konumda olan insan var mı? Evler 2 milyon, kredi faizi düşük olsa dahi 10 binlerce lira, 14 bin, 20 bin liralar tutuyor aylık ödeme. Kim bunu yapıyor? Aylık 14.534 yoksulluk sınırı. Onu bulamayan insan ev alabilir mi? Ha, bunu kim alacak? Şimdi stoklarda geçen gün söylüyorlardı. AKP yandaşları, sermayeyi çoğaltmış olan, bir gecede zenginleşmiş olan insanlar şimdi konutları alacaklar, almaya devam edecekler. Ya da yurt dışında yurttaşlığı satan bir noktaya gelecek. Türk parasının değeri düştükçe yurttaş olmak isteyenler bir ev alarak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı haline geliyor. Yani yurttaşlık satlığa çıkmış bir durumda. Müthiş bir sıkıntıyla karşı karşıya. Bu sıkıntıları affetmek için bugün gündem Kaftancıoğlu'yla değişti. Yarın başkalarıyla da değişebilir. Yani Peki bugün muhalefette bulunan bütün... bu baskı ortamı artarak devam eder mi sizce önümüzdeki günlerde? Yani şöyle bir hemen kısaca baktığımızda HDP üzerinde bir baskı, Gezi davası üzerinden toplumsal muhalefete konuşmayın, sakın sokağa da çıkmayın baskısı, işte Gelecek Partisi, Deva Partisi'nin mitingleri engelleniyor. Mesela Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Daha bu iyi günlerin demişti Rize'ye gittiği için. Yani siyasi suikast iddiaları, duyumlarını çok duyduk. Siyasi parti liderleri bunu dile getirdi. Dolayısıyla bu seçime kadar büyük bir kuşatma ve baskı olacak. Öyle görünüyor. Peki halk nasıl tepki veriyor sizce? Bence ya, halkın toplumsal talebi olan muhalefeti siyasi partiler önderlik yapmak zorundalar. Yani masada sürekli oturarak bir ay birisinde, bir 15 gün sonra bir başkasının partisinde yemek yemekten öte artık alana Yani çıkmalıdırlar. bu mitingler iyi oluyor diyorsunuz. Daha da çoğalmalı diyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hatırlarsınız, sizden de bunu konuşmuştuk birkaç defa. 4 Aralık'ta Mersin'de yapılan miting çok önemliydi. Eğer o günden sonra bugüne kadar en az 5 tane daha miting yapsaydınız, bir çığ gibi
büyürdünüz ve bunları yaşamazdık. Çünkü halk sokağa çıktığında, uygarca anayasal hakkını kullandığında ve siyasi partiler bunlara önderlik ettiğinde, ne yapacaklarını anlattığında bugünkü iktidarın ayakta durması mümkün değildi. Korkudan vazgeçmek. Çıkarsak provokasyon olur. Evet, yapabilirler. Bunlar her şeyi yapabilirler. Yani 17-25 Aralık tapelerini unutmayalım. Süleyman Şah Türbesi'ne bir bomba atarız ya da Suriye'den Türkiye'ye bir füze sallarız. Savaş çıkar diye planlar yapan zihniyette, ahlakta, topluma karşı müthiş bir şekilde kin duymuş yapıda olan bir anlayış Türkiye'yi yönetiyor. Her şeyi yapıyor ama her şeyi yapacaklar diyerek siz Türkiye'yi yok eden bu anlayışın önüne durmazsanız, yani 100. yılda Cumhuriyet'in kurulmasını sağlayan Kurtuluş Savaşı'nın emperyalist yayılmacılığı ve emperyalist işgali şimdi kabul etmiş demektir. Hı hı. Yani o günkü şehit olan, gazi olan Kuvay Milliyecilerin kemikleri sızlar. Biz size bir ülke bıraktık ve bu ülkeyi siz şimdi AKP aracılığıyla başkalarına verdiniz der. Dolayısıyla hepimizin dedesi, babasına karşı sorumluluğumuz var. Çocuklarımıza laik, demokratik, çağdaş bir cumhuriyet bırakmak zorundayız. Bunu yapamazsak korkunun ecele faydası yok. Tekrar ediyorum. 21 Mayıs'taki miting çok önemlidir. Geç kalınmış olsa da bir başlangıç olarak kabul edilmeli. Ama bütün siyasi partiler az veya çok halkla birlikte iç içe olabilecek ve derdini alanlarda, sokaklarda, mahallelerde, köylerde anlatabilecek, onların derdini dinleyebilecek bir noktaya gelmelidir. Bakın, Türkiye açlıkla karşı karşıya. Yani çiftçi gerçekten üretmeyecek, yazı bekliyor. Ekonomi daha iyileşsin, evet, bollaşsın diye. Kimse domates ekmedi Mersin'de. Yani çok az insan. Çünkü gübre parası bulamadı. Sattığı gelecek geçen seneden kalma elindeki para bitti. Başka bir şey daha söyleyeyim Betül Hanım. Diyorlar ya, başta MHP'nin genel başkanı Bahçeli, Sayın Bahçeli diyor ya, yerli milli. Milli, yerli yok. Bunlar milli ve yerli değil. Türkiye'de yerli tohum kullanmak yasak. Kullanırsanız ceza alıyorsunuz. Çiftçi annesinden babasından gelen tohumu kullanamıyor. Ancak yaylalık yukarıdaki dağ başındaki olan yerlerde domatesi üretiyor. Eski bizim bildiğimiz gerçek domatesi üretiyor. Evet. Niye? Çünkü İsrailli, Hollandalı ve onun işbirlikçisi para kazansın diye. Böyle bir noktaya getirildi. Yani bu ülke her şeyiyle peşkeş çekildi. 129 ülkeden 159 çeşit ürün ithal ediyoruz biz Betül Hanım. Altını çizerek söylüyorum. 159 çeşit. Bu daha da fazla olabilir. Ve giderek de ithal ettiğiniz ürünler, dövizle ödediğiniz için fiyatları artacak. Bulamayacaksınız. Yani çocuklara bir zaman sonra şeyler nedir, bu patlıcandı diye göstereceksiniz. Karikatürler, patlıcan çizecekler.